أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحب ذاتك تحسنا يا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا اللهم اكفني في كل أمور واحفظني من كل الشرور اللهم إنك صلت علينا عدوا عليما بعيوبنا يرانا هو ذا قبيله من حيث لا نراهم اللهم آيثه منا كما آيثته من رحمتك وقنته منا كما قنته من عفوك و باعت بيننا وبينه كما باعت بين رحمتك وجنتك رضي الله تعالى عنا وإنكم بسم الله الرحمن الرحيم شرح bir mesele 125. sayfadaki ikinci misal meselemizde Li'eb ve Ammetun Li'eb var. İkinci batında ise Hammun Liyebin binti Hammutun Liyebin ibini vardır. Üçüncü batında ise Hammun Liyebin kızının oğlu ve kızı vardır. Hammutun Liyebin ise oğlu, oğlu ve oğlu ve de kızı vardır. Hammun Liyebin en son batındaki fruları bint binttir. Hammutun Liyebin en son batındaki yani dördüncü batındaki furuları ise üç tane evindir. Meselenin mahreci yediden kurulmuş. Niçin yediden kurulmuş? Bu meselede usuller hepsi vefat etmiş. Sadece dördüncü batındaki furular hayattadır. İmam Muhammed'e göre usulden sıfat, furudan adet alıyoruz. Usuldeki sıfat nedir? Ammul <laughs> li'ab. Erkektir. Furudaki adet nedir? Bint bint. İki tanedir. O zaman biz şu ammul <laughs> li'ab'ı iki tane ammul <laughs> li'ab diye sayıyoruz. Ammatul <laughs> li'ab'ı usulünden sıfat alıyoruz. Yani onu nisadan sayıyoruz. Furuğundan ise adet alıyoruz sadece. Furuğundakileri kız veya erkek olduğunu bakmıyoruz ebdanul furu burada 3 tanedir. O zaman bu 3 adeti alıyoruz. Ammetul li'ebi 3 tane diye sayıyoruz. Böylece lizzeker misli hazzül taksimatına göre 2 tane ammul li'eb 4 tane sayılır. Ammetul li'eb ise 3 tane sayılıyor. Meselemizin mahracını 7'den kurduk. Usullere lizzeker misli hazzül taksim edeceğiz ve usuller kendi aldığı hisseleri furolara verecek. Şimdi buraya kadar bir tekrar edeyim. İmam Muhammede göre bapna evveldeki usuller hammliyeb ammetun Bunlardan sıfat ahız edilir. Bunlara biri erkektir, biri kızdır. Lizekerim ise önseyini Hüseyin'e taksimatı vereceğiz diye hüküm söylenilir burada. İmam Muhammed'e göre usulden sıfat, furudan adet alınır. Ammul Le'bin furuna bakıyoruz kaç taneymiş? Ammul Le'b için dördüncü batında bint bint var. Buradan iki adeti alıyoruz ve Ammul Le'bi iki diye sayıyoruz. Şimdi ammetul Le'b kendisinden sıfat alacağız. Yani kendisi nisadır diye hüküm çıkaracağız. Adedini ise dördüncü batındaki furuğundan alıyoruz. Dördüncü batında üç tane ibin vardır. Buradan sadece adet alıyoruz. Eğer furuğların sıfatına itibar etseydik, bu ibinlerin erkek olduğuna itibar ederdik. Ki İmam Ebu Yusuf furuğların sıfatına itibar ediyor. Evet biz şimdi furudan sadece üç tane adet aldık. Ve yukarıdaki bir tane ammetulli 3 üç tane ammetulli diye sayıyoruz. Böylece ammunli iki tane saydık, ammetulli 3 üç tane saydık. Lizzekeri, mislu Hazil, Önse, taksimatına göre iki erkek için dört hisse vardır. Böylece iki erkeği dört, ammetulli ebi üç saydık. Toplam meselemizin mahracı yediden kuruldu. Şimdi bu usuldaki sehimler fırallara verilir. Amul'lebin 3'ünü üçüncü batındaki fırallara taksim edemeyeceğiz. Yani küsürsüz taksim çıkmıyor. Amul'lebin üzerindeki 4 3. batındaki 3 sehme bölünmez. Böylece biz 2 tane kıf çıkacağız. 1. kıfın başına 5 yazılmış. Bu 5 nereden geldi? Üçüncü batında iki ibin bir bind yazılı. Biz biliyoruz ki her ibin için iki kız hissesi vardır. Böylece her ibini iki diye sayıyoruz. İki ibin dört oldu, kız ile beş oldu. Birinci kıfın başına o beşi yazmış oluyoruz. İkinci kıfın evvelinde üç sayısı vardır. Bu üç nereden geldi? Hamulli Ebin furularının üçüncü batnında Bint ve ibin gelmiş. İbini iki, Binti bir sayıyoruz. Toplamda üç. İkinci kıfın başına üç yazdık. Birinci kıfın başındaki beş ile ikinci kıfın başındaki üç birbirine mübayin sayılardır. Ve böylece üçü beşi çarpıyoruz. On beş. Bu 15'i ikinci kıfın çanağına yazdık. Şimdi evvela mahrec meseleyi 15'i e çarptık 105 oldu. Ammutun yeğebin üzerindeki 3'ü 15'i e çarptık 45 oldu. Ammutun yeğebin üzerindeki 4'ü 15'i e çarptık 60 oldu. Şimdi bu 45'i önce ikinci batındaki sonra üçüncü batındaki sonra dördüncü batındaki furulara taksim ediyoruz. Bir tane kızın hissesini bulmak için 45'i 5 hisseye bölüyoruz. 9. Bir kızın hissesi 9'dur. Üzerine 9 yazdık. Her erkek için 2 kızın hissesini veriyoruz. Her ibine 18 18'dendir. Buraya 36 yazılmış. Yani 18, 18'e katarsak 36 sayıları çoğaltmamak için burada 36 yazıyor. Yani burada iki çocuğun hissesi 36 diyor. Bint'in 9 hissesini kendi furusu olan ibine verdik. Üçüncü batındaki ibinler 18 hissesini dördüncü batındaki kendi furularına verdi. Yani biz veriyoruz. Şimdi Ammul Yeb'in hissesine geldik. Ammul Yeb'in üzerindeki dördü 15'i çarptık 60 olmuştu. Şimdi bu 60'ı ikinci batındaki furuya sonra üçüncü batındaki furuya taksim ediyoruz. Üçüncü batındaki furuğular bint ve ibindir. Binte 1, ibine de 2 vermemiz gerekiyor. Bintin hissesini bulmak için 60'ı 3 hisseye bölüyoruz. 1 hissesini binte veriyoruz. Yani binte 20 verdik. İbinin hissesi 2 kat fazla yani 40. Şimdi bu bint kendi 20 hissesini 4. batındaki Furu'ya verdi. 4. batındaki bintin altına 20 yazdık. 3. batındaki ibin kendi 40 hissesini 4. batındaki furuğuna verdi. 4. batındaki bintin altına 40 yazdık. Şimdi bu İmam Muhammed'e göre taksimattır. Hemen altında inda bir Yusuf yazmış. İmam Ebu Yusuf Ebdan Furu'da Lizzekeri Mithu Hazır Önseyeni Kısmet eder. Kısmet yani taksim. Kızlara bir bir erkeklere iki iki verdi. Böylece mesele maharacı sekizden kuruldu. Alimler İmam Ebu Yusuf'un usulü kolay olduğu için onun usulünü tercih ettiler. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أن تعلم به مني لله تعالى الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المعذوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد إن صلاة أن تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء في أمان الله